Evet değerli öğrencilerimiz, bugün olasılık konusunu tekrar edeceğiz. LGS'de soru beklediğimiz konular arasında birinci dönem işlediğimiz bir konu. Olasılık konusuna giriş yaparken şunları hatırlayacağız. Olasılık aslında bir fonksiyondu. Fonksiyon, bunu lisede daha çok göreceksiniz. Olasılık, sosyal durumların oranını sayısal bir değere dönüştürür diyebiliriz. Yani bir fabrika gibi düşünün. Bir olayın tüm durumlar içerisinde ne kadar gözüktüğünün bize sayısal değerini veren matematikteki çeviricimiz, fonksiyonumuz de diyebiliriz. Olasılık olarak biliyoruz. Olasılık için bize bir olay gerekiyor. Olaylar büyük harflerle gösteriliyor. Örneğin bir A olayımız olsun. A olayını kelimelerle ifade edeceğiz. Nasıl olsun A olayı? Bir çocuğun cinsiyetinin kız olması. Evet, bu bir olay. Peki bu olayın görülme sıklığının sayısal değeri bize olasılığı verecek. Şöyle, olasılık P harfiyle gösterilir. Örneğin biz olayının olasılığını arıyorsak P A diye ifade ederiz. Bu A olayının olasılığı demek. Olasılık küçüklüğünüzden beri işte zar atarken, para atarken, iddiaya girdiğinizde bir arkadaşınızla ya da bir şeyin ihtimalini hesaplarken, değil mi? Kullandığımız bir kavram aslında. Çocuğun cinsiyetinin kız olması. Şimdi PA demek bunun olasılığını hesaplıyoruz. Şimdi bir çocuğun cinsiyetinin alabileceği tüm durumlar neler olabilir? Kız ya da erkek. Toplamda kaç ihtimalimiz var? 2. Peki bizim istediğimiz olay ne? Kız olması. Yani biz iki ihtimalden bir tanesinin gerçekleşme olayının olasılığını arıyoruz. O zaman bizim A olayımızın gerçekleşme ihtimali ne oldu? 1 bölü 2. O zaman kesirle ifade edeceğiz olasılığı. Çünkü olasılık bir oranlama şekli. Nasıl oranlıyoruz? Neymiş o zaman olasılık? İstenen durum sayısı bölü tüm durum sayısı. Evet. Şimdi olasılığın alt ve üst değerleri var. Örneğin bir durum, bir olay arkadaşlar ya gerçekleşir ya da gerçekleşmez. O zaman kesin olay ve imkansız olay denen kavramlarımız vardı. Kesin olay demek. Ya %100 kazanacağım bu sınavı. Ya %100 ben araba sürmeyi çok kolay öğreneceğim. Ya bu yumurta kesin %100 bozuk. Ya da sınavın nasıl geçti? Ya işte %75 iyi not alırım gibi. Ne yapıyorum? Bazı şeyleri hakkında kesin yargıya varabiliyorum. Örneğin suyun 100 derecede kaynaması. Bunun olasılığını inceler miyiz? Bir B olayımız olsun. Suyun şöyle diyelim, normal şartlar altında 100 derecede kaynaması. Şimdi olasılık konusunun incelemediği şeyler var. Yani biz bunu araştırır mıyız? Hani 100 kişiye sorduk, 100 farklı cevap aldık. Acaba su kaç derecede kaynıyor? Hayır. Bilimsel gerçeklerde, doğal gerçeklerde arkadaşlar ya da kesin olaylarda diyelim ki PB suyu
sürekli kaynatıyoruz. Sürekli yüz, sürekli yüz, sürekli yüz. O zaman ihtimaller neler olabilir? Her seferinde aldığım sonuç aynı. O zaman tek bir sonuç var ve tek bir ihtimali gerçekleşiyor. O zaman biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Kesin olay. O zaman kesin olayın olasılığı neymiş? Kesin olayların olasılığı 1'e eşit. Peki imkansız olay? Mesela fillerin uçması ya da ne diyebiliriz? İnsanların 16 bacaklı olması ya da aklınıza ne gelirse bir, şöyle söyleyelim, C olayı, bir çocuğun kız ya da erkek olmaması. Şimdi böyle bir şey olabilir mi normal şartlar altında? Hayır. O zaman ben böyle bir şey araştırsam sonuç alabilir miyim? Hiçbir cevap bulamadım. O zaman diyeceğim ki hiç 30 tane araştırma yaptım. 30'unda da hiçbir cevap bulamadım. Ne olacak o zaman? İmkansız olayların olasılığı ne olacak? Sıfır. O zaman olasılık şöyle bir durum. Kesin ve imkansız olayların arasında ihtimali olan şeylerin araştırılması. Yani biz hayatımızda kesin ve imkansız olayların çok fazla araştırmasını yapmayız. Bizim asıl araştıracağımız durumlar. O zaman ne diyelim? Neyden küçük arkadaşlar? Birden küçük, sıfırdan büyük ya da bire eşit, sıfıra eşit. Olasılığın eşitsizliği, yani olasılığın aralığı bu. Sınavdasın, olasılığı eksi bir buldun, yanlış. 3/2 buldun, yanlış. Her şekilde kontrol et. Olasılık her zaman bu aralıkta olması gerekiyor. Bir de şöyle bir durum yapalım. Evet, zar ve para çok fazla karşımıza çıkıyor. Demir para diyelim. Tüm durum sayısı. Hocam ben bir tane zarın, bir zarın kaç durum var? 6, değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 zar beraber attığımızda toplam kaç durum oluşuyor? Tüm durumu. Neler olabilir 2 zar attığımızda? 1'e 1, 1'e 2, 1'e 3, değil mi? 1'e 4, 1'e 5, 1'e 6. Sonra 2'leri atsak 2'ye 1, 2'ye 2, 2'ye 3, 3'ler, 4'ler, 5'ler, 6'lar. 1'e 1'den 6'ya 6'ya kadar kaç durum değiştiriyorum? 36 tane durum. Yani 6'nın karesi, eğer 3 zar atarsanız 6 üzeri 3 diye gidiyor. Para da aynı şekilde. 1 para attığımızda kaç durum olur? 2. 2 para attığımızda kaç durum olur? 2'nin karesi. 3 para attığımızda kaç durum olur? 2 üzeri 3. Yani örneğin size dediğinde 2 zar atılıyor diye soruya başlarsa siz bileceksiniz ki toplam durumumuz 6 üzeri 2'den 36. O zaman şöyle söyleyebiliriz. En eş olasılıklı bir deneyin birden fazla m kere tekrarlanması tüm durumu ne olabilir deriz? N üzeri m diyebiliriz. 2 zar atılıyor. 4 ve 5 gelme olasılığı. Şimdi 2 zar atılıyorsa neydi? İstenen durum bölü tüm durum. Şimdi tüm durumumuz 2 tane zar atıldığı için 6 üzeri 2. Peki istenen durumumuz ne? 4 ve 5 gelmesi. Peki başka ne olabilir? Bu bir durum arkadaşlar. Ya böyle gelebilir ya da yer değiştirebilir. Eğer zarlarınız farklıysa biri pembe zar olsun, biri mavi zar olsun. Mavi 4, pembe 5. Ya da mavi 5, pembe 4 gelebilir. İki tane durumumuz var. Ne olacak? 2 bölü
36 sizden her zaman en sade şekli istenir. 1 bölü 18. Peki şöyle de yapamaz mıydık? Birinci zardan 4 gelsin. Ne olur? 1 bölü 6. İkinci zardan 5 gelsin. 1 bölü 6. Eğer ayrık durumların, ayrı olayların birlikte olasılığını inceliyorsak olasılıkları çarpıyorduk arkadaşlar. İkisinin V ayrıcı varsa çarpma işlemi yapıyorduk. Ne gelir? 1 bölü 36. Hocam şöyle de gelebilir. Birinci zar 5 gelsin. İkinci zar 4 gelsin. Yine 1 bölü 36. Bu iki durumu ne yapacağız? Toplayacağız. Yine 2 bölü 36'dan 1 bölü 18 gelecek. Şimdi birkaç tane soruya bakalım. Evet. 16 soruluk bir testte soruların hepsi 4 seçeneklidir. Tamam. Bu soruların hepsini rastgele işaretleyen Ayşe'nin işaretlediği seçeneklerle ilgili olası kaç farklı durumu vardır? Şimdi burada bir sorudan yola çıkmamız lazım. Siz bir soruyu salladığınızda tutturma olasılığınız kaçtır? Her sorunun bir doğru şıkkı var. Toplam şık sayısı 4. Değil mi? %25. 1 bölü 4. Bu bir soruda. Peki. 16 soruluk bir sınav var. Optiği kaç farklı şekilde işaretler rez gibi bir soru aslında. Soruyu iyi anlamak için tekrar okuyalım beraber. Diyor ki 16 soruluk bir testte soruların hepsi 4 seçenek. Tamam. Bir soruda 4 ihtimalim var. Soruların hepsini işaretleyen bir kişinin işaretlediği seçeneklerle ilgili olası kaç durum var? Yani kaç farklı cevap anahtarı çıkar? Mesela 16 soru var. Hepsini A yapabilirsiniz. Hepsini B, hepsini C, hepsini D. İki tanesini A. İki tanesini A yapanların da hangi soruyu A yaptığı da önemli. Burada olası durumlara bakıyoruz. Bir sorunun evet tutma ihtimali 1 bölü 4. O zaman bir sorunun kaç farklı ihtimali var? 4. O zaman iki sorunun kaç farklı ihtimali olur? Biraz önce demiştik ya, en eş olasılıklı bir deneyin birden fazla tekrarlanması durumunda N üzeri M yapıyorduk. Şimdi iki soruyu gelin sallayalım. A, B, C, D olsun. Bu da bizim optiğimiz olsun. Nasıl iki soru işaretlerim? A, A yapabilirim. A, B yaparım. A, C yaparım. A, D yaparım. Sonra BA yaparım, BB yaparım, BC yaparım, BD yaparım, CA yaparız, CB yaparız, CC yaparız, CD. Ne oldu? 4 çarpı 4 değil mi? Kaç ihtimal gelir? 16. O zaman ne diyeceğiz? 4 üzeri 2. 3 soru olduğunda 4 üzeri 3. O zaman bizim 16 sorumuz var. 16 sorunun bütün ihtimalleri, bütün kombinasyonları arkadaşlar 4 üzeri ne olacak? 16 olacak. Diğer sorumuza bakalım. Şimdi alan sorularıyla olasılığın ne alakası var diyebilirsiniz. Özellikle hedef tahtası, işte boyama ihtimali gibi. Sizin bir yerdeki alanınız artarsa hedef tahtanızdaki, sizin oraya vurma olasılığınız artar. Alanla olasılık doğru orantılı diye düşünebiliriz. İç içe geçirilmiş 3 daireden oluşan hedef tahtasının dışı sarı, ortası turuncu, içi kırmızıymış. Yarı çapları da uygulayalım soruya. Matematik soruları baştan okumanızın hiçbir sakıncası yok. Evet, içten dışa doğru 1 birim. Şimdi ikincisinin 2 birim ya. Tamamı 2 ya da tamamını gösterelim. Şöyle gösterelim. 2. Üçüncüsünün 3 birim, şöyle yapalım da. Yapılan atış, hedef tahtasına bir tane atış yapacakmışız. Yapılan atış hedef tahtasına isabet ettiğine göre turuncu bölgeye bak. Burada bir şeyi size koşullu olasılık bu. Hedef tahtasına isabet ettiğine göre o zaman senin tüm durumun hedef tahtası. İstenen durum turuncu bölge. O zaman diyeceğiz ki turuncu bölgenin tüm bölgelere tüm bölgelere oranına bakacağız. Turuncu bölgenin alanını bulmak için önce tüm durumdan başlayalım. Tüm durum arkadaşlar yarıçapı 3 olan dairenin
şuranın tamamı yarıçapı 3'tür. Yani ne yapacağız? Hocam niye pi'yi vermiş? Pi'ler sadeleşecek çünkü. Biz de pi'nin değerini yazmayacağız. Diyeceğiz ki pi çarpı 3'ün karesi. Peki istenen durumumuz, turuncuyu nasıl buluruz arkadaşlar? Neyden neyi çıkarırız? Turuncunun tamamı, yani şu ortadaki dairenin tamamını bulup içindeki yuvarlağı, kapağı çıkarırız. Yani diyeceğiz ki pi çarpı r kare eksi içerideki bölgeyi çıkaralım. Pi çarpı 1'in karesi. Devam edelim. Pi parantezine alalım yukarıya. 2'nin karesi eksi 1'in karesi. Aşağı yazalım. Pi çarpi 3'ün karesi. Pi'ler birbirini götürdüğü için pi'yi vermemiş zaten. 2'nin karesi 4 eksi 1. 3'ün karesi arkadaşlar 9. Ne geldi? 3 bölü 9. Yani alanımız, oranımız 1 bölü. Pardon. Sadeleştirecek. 1 bölü 3. O zaman olasılığımız gençler 1 bölü 3'müş. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.